Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Red Dead Redemption 2 belgeselini anlattığım video serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Genelde Red Dead Redemption'daki içeriklerimi short videolarından paylaşıyorum. Ama kanalımızda böyle yeni video serilerini görürseniz şaşırmayın. Serimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederim. Yaptığınız yorumlara dikkat alarak ilerideki bölümleri de ona göre hazırlıyorum. Bu yüzden istek ve önerilerinizi yorum yazarak belirtebilirsiniz. Yorumlarda video sürelerinin kısa olduğundan bahsetmişsiniz. İstediğiniz üzere video sürelerini uzatma kararı aldım. Destek amaçlı videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar oyunumuz açık dünya oyunu olduğundan görevlere istediğim sırayla gidebiliriz. Hikaye anlatırken çok karışıklık olmaması için oyunumuzun wikisindeki sıraya göre anlatacağım. Görevler kısa olduğundan bu bölümde sizlere iki görevden bahsedeceğim. Terk edilen gurur ve Amerikan omurgası görevi. İlk görevimizden başlayalım. Öncelikle Jose abimizden bahsetmek gerekirse. 1844 yılında doğan Jose'ya çocukluk yıllarında dağda büyüdüğünü belirtir. Matt Wiss'in gençlik yıllarında kısa bir süre sahne oyuncusu olarak çalıştığını ve bir komedyen olma hayalleri kurduğunu ancak daha sonra bir haydut haline geldiğini belirtir. Hosea'nın bir zamanlar Dağlı Şerif tarafından bir tavuk çalmakla suçlandığı, ardından Hosea'nın ceza olarak asılmasına karar verildiği bir olay yaşanmıştır. Matt Wiss için şans eseri diyebileceğimiz bu olayda bir grup insan cezaların adaletsiz ve katı olduğunu inandığı için halk asılmada bir isyan çıkarmıştır. Bilmediğimiz bir adam ipi vurarak Hosea'yı özgür bırakma konusunda yardım etmiştir. Sonunda Şerif asılmış ve Hosea abimiz ağrılı bir boyun ile paçayı kurtarmıştır. 1870'lerin ortalarında Hosea Chicago yolunda bir kamp ateşinde Dutch Vandalin'in attığı bir başka haydutla tanıştı. Dutch'ı dolandırmaya ve soymaya çalıştık ki bu konuda çok ustadır kendisi. Ancak Dutch'ın bu süreçte kendisinden çalmış olduğunu fark etti. Hosea efendi, çalma konusunda istediğin kadar usta olabilirsin. Ama çaldırma konusunda usta olmadığını Dutch sayesinde öğrenmiş olduk. İkisi de birbirinin yeteneklerini gördüler ve birlikte takım olmaya karar verdiler. Görevimize başlayacak olursak. Arthur kamp alanında Hosea'nın yakından geçerken Hosea Arthur'u avlanmaya gitmeyi planladığını söyler ve Arthur'u davet eder. Arthur onunla gitmeyi kabul eder ve atlarını hazırlayan ikilinin arasında geçen konuşmada Hosea Arthur'u atından memnun olup olmadığını sorar ve Arthur idare edebileceğini söyler. Bunun üzerine Hosea iri siyah bir atı satmak istediğinden bahseder ve Arthur ona binip Valentine'a doğru eşlik etmesini ister. Yolda ufak sorunlar çıkarsa da Arthur onunla başa çıkar ve kasabaya vardıklarında Arthur ile isterseniz atı satabilir, isterseniz de tutup kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem satıp başka bir at almanız olacaktır. İri siyah atı satan Arthur Hosea ile beraber Doğu Grizzlies'e doğru yola çıkar. Oak Ridge Çağı'nın kuzeyinde bir efsanevi ayı bulunmaktadır. Yoldayken ikilimiz kamp kurar ve dinlenir. Dinlenmeden önce Hosea Arthur'a tavşan avlamasını ister. Tavşanı avlayan Arthur kamp ateşinde güzelce tavşan etini pişirir ve ikilimiz dinlenmek için kestirir. Sabah olduğunda Arthur yem çantasını hazırlar ve ikilimiz yola koyulur. Varış noktalarına ulaştıktan sonra ipuçlarını takip ederler. Ayının bıraktığı dışkı izini takip ederek iki büyük kaya oluşumunun arasındaki küçük bir alana varır. İş sona erer ve Hosea Arthur'un ne yapmak istediğini sorar. İsterseniz ayıyı ayrı bir şekilde arayın, isterseniz yem koyup bekleyin. Her türlü ayı ile karşılaşacaksınız. Bu senaryoda Arthur kamp ateşinde hazırlamış olduğu yemi kullanır ve ikili kayanın arkasına siper alır. Ayının ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen Hosea yemin doğru olup olmadığını kontrol etmek için siperinden kalkar ve oraya gider. Yemi kontrol ederken ayı Hosea'nın üzerine doğru koşar. O esnada Arthur altı patlarını hızlı çeker ve mermilerini ayın üzerine doğru boşaltır. Ayı korkup acı içerisinde kaçar. Hosea'yı kontrol ettiğimizde çok korktuğunu görürüz. Görevimizin sonunda Hosea kampa doğru gideceğini ve onunla gelip gelmeyeceğimizi sorar. Eğer Arthur kampa dönmeyi seçerse oyuncu Hosea ile birlikte Atlantı tepesine doğru hızlı seyahat eder ve görevimiz biter. Lakin Arthur geride kalmayı seçerse Hosea ona efsanevi hayvanları bulabileceğimiz bir harita verir ve oradan ayrılır. Ayının kaçtığı lokasyona doğru gidersek ayıya ait izler bulabiliriz ve devamında onu avlayıp derisini satabiliriz. Bu görevden altın madalya kazanmak için görevi 12 dakika içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Ayının izini 1,5 dakika içerisinde bulmanız lazım. Ardından ayı üzerimize koştuğu zaman en az 6 el ateş etmemiz gerek. Arthur ile Emery Trench'e varırız. Ahırın önünde Hosea'nın Seamus ile konuştuğunu görürüz. Hosea Arthur'u selamlar ve Seamus'u yeni bir işi ortağı olarak tanıtır. Seamus Hosea onları güvenmekte zorlandığını ve amatör olduklarını inandığını söyler. Bunun üzerine Arthur'un sinirlendiğini gören Seamus vazgeçmenin eşiğine gelir. Hosea Seamus'u kendilerini kanıtlayabileceklerini ikna etmek için çok fazla çaba sarf eder. Arthur bunun zaman kaybı olduğunu ve gitmemiz gerektiğini söylese de Hosea kabul etmez ve Seamus'u ikna eder. Seamus onlardan kuzeni Bob Carruford tarafından satın alınan çalıntı bir arabayı çalmalarını ister ve eğer görevi başarırlarsa onlara güvenip iş yapmaya hazır
hazır olabileceğini belirtir. Seamus Crawford'un Cormen Dell civarında yaşadığını söyler. Crawford'un evinde para olduğunu ve kimseyi öldürmemek şartıyla isterlerse parayı da ve oradaki eşyaları da alabileceklerini söyler ve öldürmemek konusunda tekrar bu yöre geçer. Arthur ve Hosea 4 nala mekana doğru at sürer ve mekana vardıklarında dürbünle mekanı incelerler. Mekan incelemesi bittikten sonra Hosea Arthur'a iki seçenek verir. Soygunu gündüz mü yoksa gece mi yapmak istediğini sorar. Eğer soygunu gündüz vakti yaparsak Hosea Bob Crawford'u ve oğlu Bob Crawford Jr.'u oyalar, ilginç sorular, saçma sapan hareketler yapar ve o esnada Arthur evden eşyaları çalmak için evin içerisine girer ve evi soymaya başlar. Yavaş şekilde hareket eder ve oyalanacak olursa kardeşler eninde sonunda eve girer ve bizi yakalarlar. Sonuçta Hosea abimiz de insan. Belli bir yerde oyalayabiliyor. Bu yüzden çok oyalanmadan işinizi görürseniz iyi edersiniz. Evi soyduktan sonra Arthur arabanın saklandığı ahıra yönelir. Ahıra gizlice giren Arthur bekler. Daha sonra Bob Crawford ve oğlu evlerine geri dönerler. Hosea abimiz ahıra doğru yönelir. Arabayla ahırdan ayrılırken Bob Crawford Jr. aklı çalışıyor olsa ki evin soyulduğunu anlar. Ardından bir gürültü duyar ve dışarıya koşar. İkilimizi arabaya çalırken görür. Ama elinden tek gelen şey bağırmaktır. Arthur ve Hosea mekandan uzaklaştıktan sonra Emin Ranch'a geri döner ve görevimiz burada biter. Ama diyorsunuz ki ben gündüz değil, gece vakti soygun yapacağım ki mantık olan odur. Yani gündüz vakti soygun mu olur? Her neyse. Dediğimiz gibi eğer soygunu gece yapmaya karar verirsek Crawford kardeşler diğer herkes gibi gece vakti uyur olacaktır. İkinimiz gece olmasını beklerken plan yaparlar. Hosea ahıra girip arabayı çalacağını, Arthur eve girip değerli ne varsa alıp arabada buluşmak istediğini söyler. İkilimizin yaptığı plana göre Hosea ahıra doğru gider. Arthur ise gizlice evin arka kapısına içeriye girer. Girdiğimiz yerde kardeşlerden küçük olanı horluya horluya uyuyordur. İsterseniz uyandırıp tehdit ettikten sonra parayı çalıp kaçabilirsiniz. Ama böyle yaparsanız gizlice girmenin ve geceyi beklemenin çok da bir mantığı olmadığını anlarsınız. Ondan dolayı gizlice devam ettiğini varsayarak evi soymaya devam eden Arthur çekmeceleri ve dolapları karıştırdıktan sonra uyuyan kardeşin sandığını açıp değerli ne varsa alır. Ardından salona giren karakterimiz bacanın içinden tutun mutfak kapılarına kadar her yeri soyar. Üst katta kalan kardeşin sandığından da aradığımız parayı alırız ama dikkat edin kimse uyandırmayın yoksa kıyamet kopabilir. Kimse uyandırmadan sessiz ve titizlikle evi soyup soğana çeviren Arthur dışarıya çıkar ve Hosea'nın çaldığı aracı sürdüğünü görür. Arthur'un önüne yanaşan Hosea binmemizi ister. Sessiz ve sakince oradan ayrılan ikilimiz Emir Ranch'a doğru yola çıkar. Yolda geçen muhabbetlerden sonra Emir Ranch'a varırlar. Arabayı teslim ederken Hosea'nın bak gördün mü konuşmalarına maruz kalan Arthur kısa kesmesini ve kampa geri dönmelerini gerektiğini söyler. İşveren arkadaşımız Seamus artık güvenebileceğini ve işi titizlikle halletmelerine hayran kaldığını söyler. Çalıntı arabaları ve değerli malları bizden alabileceğini de ekler. Biliyorsunuzdur ama yine de aydınlatmakta fayda var. Çetemizde bulunan karakterlerimiz soygun ve benzeri işlerden kazandığı paranın hepsini sahip olamaz. Ne demiş Dutch beyefendi? Kampta payını alır. Bu sebepten ikilimiz Seamus'un aldığı parayı 3'e böler ve kampa geri dönerler. Bu görevden altın madalya kazanmak için Kormodöl'deki evden her şeyi çalmanız gerekiyor. Ama dikkat edin sakın yakalanmayın. Eğer yakalanırsanız altın madalya alamazsınız. Ev soygunundan sonra arabayı 1 dakika 10 saniye içerisinde Emir Ranch'a teslim etmeniz gerekmekte. Eğer dediklerimin hepsini yaptıysanız tebrik ederim. Altın madalya kazanmış olacaksınız. Evet arkadaşlar bu bölümde hikayemizin sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir. İstek ve öneriniz için yorum yapabilirsiniz. Red Dead Redemption 2 hakkında bilinmeyenler, gizemler, rehberler ve daha niceler için abone olabilir. Bildirimleri açabilirsiniz. 20.000 abone son 5.000 abone kaldı. 20.000 abone için desteklerinizi bekliyorum. Topluluk sayfamızdaki anketler ve oylamaları da kaçırmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.